Adıyaman'da yaz aylarında havaların ısınması nedeniyle elektrik kesintileri artarken bunun yanında vatandaşa gelen faturalar pes dedirten cinsten. Vatandaşlar zaten hali hazırda pandeminin etkisiyle zor günler geçirdiklerini, bunun yanında bir de sürekli zamlanarak artan elektrik faturalarını artık ödemeyecek halde olduklarını söyledi. Memnun değiliz, çok yüksek geliyor. Yani hissediyoruz, esnaf olarak bizi zorluyor tabii. Bunlar hani büyük kalemler, büyük giderler. Artık kiradan fazla elektrik faturası vermeye başladık. Hani bunun bir düzene muhakkak girmesi lazım. Tabii etkileniyoruz, mesela soğutucu dolaplarımız var, bunlar var. Ürünlerimiz bozuluyor, bozulma tehlikesi geçiyor. Yani mağdur oluyoruz bunlar için. Tabii düşürmeler lazım, en azından fiyatını, vergilerini ya da esnaf için daha uygun tarifeler bulmalarını, yani bir çaresine bakmalarını bekliyoruz. Tabii yani iyi bir şey değil, güzel bir şey değil. Yani en azından bilgilendirme verilmeden bir bakıyorsun ki hemen anında kesilmiş. Ondan dolayı insanlar da mağdur oluyor yani. Bizler de onların içindeyiz, mağdur olanların içerisindeyiz. Memnun olan var mı ki bu şimada? Da zannetmem yani, bir tane çıksın ben az geliyor ondan. Biraz daha yüksek gelsin, belki memnun oluruz. Diyor neden? Nedeni o işte, başka olur. Ya zam alıştık da. Yani bayağı fazla geliyor. Bir de ekleri var. Ya biraz düşürsünler de, isterse hiç vermesinler, ne yapalım? Ya, ödemede zorluk çekiyor biz. Ya şirket fazla bizi ilgilendirmiyor da. Zamlardan dolayı onlar da bilmiyorum artık kimden emir alıyorsa da. Yani ek bir şeyleri var, o ne bileyim, katkı payları çok. Onların nereye gittiği, nereye gittiğini kimse biliyor mu? Vatandaşı düşünsünler biraz. Ödemekte herkes, %90'ı belki zorluk çekiyor yani elektrikten dolayı. Çoluk çocuğunla kavga ediyor. Yok şurayı kapat, yok şurayı kapat. Değil mi? Kesinlikle memnun değiliz. Neden memnun değilsiniz? Yani tüketim dışındaki harcamalardan memnun değiliz. Çok yüksek faizler mi oldu? Yüksek faiz detayını çok bilmiyorum ama TRT payı, sayaç okuma bedeli, bu tip vergilendirmeler can sıkıcı. Yani çok fazla artık 2021 dünyasında bu tür şeylerin olmaması lazım. Artık yani 25 yıl öncenin Avrupa'sında bu direkler, bu elektrik telleri yerin altındayken bizde halen bu kesintilerin olması hiç de normal değil. Yani o da ayrı bir handikap. Devlet bunu yapmaktan aciz mi ki özel şirketler yapsın? Niye özel şirketler bunun karını alıyor? Niye devletimiz bunun karını almıyor da özel şirkete yapıyor? Bu da bence ayrı sorulması gereken bir soru. Yani söylenecek çok fazla bir şey yok. Çok fazla yanlış var. Bu konudaki yanlışlar. Yani umarım bir şeyler ödüyorsak da özel şirketler yerine devletin kasasına girer ve halka farklı şekilde geri döner. Yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin vatandaşlar özellikle yaz aylarında faturaların yüksek geldiğinden yakınırken, zamlar hakkında bilgi verilmediğini, gelen zamları sadece faturada gördüklerini kaydetti. Biraz yüksek geliyor. Hele yaz aylarında, çoklandığı zamanlarda çok yüksek. Faturalarda yükseklik var. Yani fiyatta yükseklik var. Tabii her elektrik kesintisi mağdur eder bizim. Kesilmesi gerekir. Vatandaş kullanıyorsa elektrik faturası gününde ödenmesi lazım. Kesilmesi gerekir. O kanattayım. Yetkililerde fiyatları yüksek. Ama indirme imkanları var mı bilmiyorum. Tabii vatandaş olarak mağduruz. Faturalar cep yakıyor maalesef. Abi tabii ki değiliz. Neden değilsin abi? Devamlı zam geliyor. Zam geliyor geliyor. Üstelik bunu hiçbir zaman sadece faturada görüyoruz biz. TRT payıdır, şu payıdır, bu payıdır. Hepsini sadece fatura geldikten sonra görüyoruz. Başka görmüyoruz. Tabii ki mağduruz. Sonuçta evde bir sürü aldığımız beyaz eşya var, şu var, bu var. Hep elektrik gitti geline bozuluyor, şey oluyor. Bununla ilgili de hiçbir şey yok. Ne işte, yok yapım şey yapıyoruz. Yok işte tamirat yapıyoruz. Böyle şeyler tabii ki gidip geliyor, mağdur oluyoruz, su kesiliyor. Bunlar hepsi mağdurluk. Memnun değiliz. Çünkü bayağı fazla geliyor. Hani bu dönem 2,5 milyar bir para gelmiş.
Ya tabii ki tepkimiz yerden göğe kadar. Çünkü işimiz yok, karı yok. Yani şimdi diyor dolap çalışıyor. Yani dolap çalıştırmayla bu kadar olmaz ki yani. Olur da çok fazla yani. Bunu beklemiyoruz yani. Evet tabii ki o ayrı bir şey canım. O mesela bir ara bizim elektrik kesilmiş. Dolapların dondurma mondurma tavuklar erimiş. Adamları arıyoruz diyor tamam gelecek ekip. Yani böyle olmaz ki. Yani sonuçta bu gıda maddesidir. Hani biraz daha çözülürse çöpe gider. Evet. Ve ikinci fatura geldiği zaman aynen. Kesim yapıldı ve ekstradan kesinti bedeli. Aynen. Onunla ilgili ne söylemek istersin? Abi yani %100 sizin dediğiniz gibi doğrudur. Yani EDAŞ olarak ben yani kendi şahsım olarak memnun değilim. İstersiniz. Yetkililer gayet iyi görür duyar yani. Biz ne diyek dememiz de oluyorsa her zaman söylüyoruz ama gerçeği bir dememizi kaydaya almıyorlar ki.